Herkese merhaba. Umarım iyisinizdir. İran ile Amerika ilişkilerinde enteresan bir haber düştü gündeme. Buna göre Amerikalılar ile İranlılar gizlice görüşüyorlar. Ocak ayında Umman'da, Umman'ın başkentinde bir toplantı yapıldı ve iki taraf dolaylı olarak görüşmeler gerçekleştirdiler. Bir odada Amerikalılar, bir odada İranlılar oturdular ve İran'ın vekalet güçleri diye bilinen Irak'taki ve Suriye'deki milisleri kontrol etmesi talebini Amerikalılar İran'a iletti. İran da kendi taleplerini Amerikalılara Ummanlılar üzerinden iletti. Bu görüşme gerçekten enteresan. İran ile Amerika birbirinin düşmanı, en büyük düşmanları diye takdim ediliyor ama İran ile Amerika düşman ilişkisini çok güzel bir şekilde götürmeyi öğrendiler. Bunun kurallarını vesaire oluşturdular. 1979 İran devriminden bugüne iki düşman devlet birbirlerinin varlığından dış politikalarında sonuna kadar yararlanıyorlar, istifade ediyorlar. Ben bunlara faydalı düşmanlar diyorum. Yani birinin varlığı diğerinin yararına. Bu iki taraf için de geçerli. Yani Amerika'nın varlığı sayesinde İran bölgedeki dış politikasını devam ettirebiliyor. Bir düşmana her zaman ihtiyacınız olur. Yani dosta olan ihtiyacınızdan daha fazla bazen düşmana ihtiyacınız olabilir. Çünkü düşman sizi anlamlı hale kılar. Bir de sizin yaptığınız eylemleri meşrulaştırır. Ben böyle yapıyorum. Niye öyle yapıyorsun? Bu yanlış değil mi? Doğru değil mi? Neyse. E yapıyorum çünkü düşmanım var. Bak orada o duruyor yani. Ben bunu yapmayayım da ne yapayım? dersiniz ve çevreden de anlayışla karşılanabilirsiniz. İşte İran'ın pek çok faaliyeti Yemen'den Lübnan'a kadar Irak'a İran'ın bölgesel politikaları Amerika Birleşik Devletleri karşıtlığı üzerine kurgulanmıştır. Bütün politikaların gerekçesi olarak Amerika ve elbette işte küçük şeytan İsrail diye kurgulamıştır İran. Dediğim gibi İran Amerika'yı büyük şeytan olarak tanımlıyor. Diğer taraftan kalp kalbe karşı Amerika Birleşik Devletleri de İran'ı bölgedeki en önemli tehditlerden biri olarak sayıyor ve birçok politikasını İran'ın varlığı üzerine kurguluyor. Mesela Suudi Arabistan'da, Kuveyt'te, Katar'da, Bahreyn'de efendime söyleyeyim, Birleşik Arap Emirlikleri'nde bu bölgedeki Amerikan varlığı gerekçelendirilirken işte İran tehdidi ve İran'ın desteklediği etnik ve mezhepsel grupların Arap devletlerine karşı e, olası ne diyelim tehditleri bunları gerekçe gösteriyor Amerika. Zaten Amerika'nın gerekçe göstermesine gerek de kalmıyor. Amerikan basın yayın organları, Amerikan üniversiteleri İran tehdidi diye bir şeyi çok nefis bir şekilde inşa ediyorlar ve Arap dünyasının ve Müslüman dünyanın zihninde çok kuvvetli bir tehdit olarak yerleştiriyorlar o zihinlere. Dolayısıyla Amerika'nın bölgesel politikalarına İran'ın varlığı bir düşman olarak çok hizmet ediyor. İran'ın bölgesel politikalarına da Amerika'nın bölgedeki varlığı çok kuvvetli bir şekilde katkı veriyor. İki taraf birbirinin ayağına basmıyor. Bunu görüyoruz. Yani Amerika Irak'a giriyor, Suriye'ye giriyor, şuraya giriyor, buraya giriyor. Ama İran topraklarına bir tek kurşun bile düşmüyor. 1979'dan bu yana Amerika ne Amerika ne de Batı ülkeleri İsrail topraklarına dönük herhangi bir saldırı gerçekleştirmediler. Ee, en son düşen e, füze e, yanlış hatırlamıyorsam işte geçtiğimiz aylarda Pakistan'dan yapılan saldırıydı ki önce İran işte bir atış yaptı Pakistan cevap verdi Neyse oraya girmeyelim. İran ile Amerikalılar ummanda gizli bir görüşme yapmışlar. Aslında Amerikalılarla İranlılar, sürekli olarak görüşürler. Gizli görüşürler. Şurada görüşürler, burada görüşürler. Geçtiğimiz 2023 yılında, geçtiğimiz yılda İran'ın Güney Kore'de dondurulan paralarının çözülmesi konusunda görüşme yapmışlardı. Ve Suriye'de Irak'ta Amerikan üslerine yapılan saldırıların durması konusunda bir anlaşmaya varmışlardı. Geçtiğimiz yıl bahar aylarında böyle bir anlaşma iki taraf arasında yapılmıştı bu yazılı bir şeye bağlanmamıştı ama uygulamaya tam da giremedi. Özellikle Ekim saldırısından sonra, 7 Ekim saldırısından sonra onu uygulama şansı da çok olamadı. Ama Ocak ayında gerçekleşen umman görüşmesi gözlerden Irak gerçekleşti. Yani kamuoyuna yansımamıştı. İşte geçtiğimiz hafta ancak bu yansıyabildi. İngiliz medyasına yansıdı. Maskat'ta 10 Ocak'ta İranlı heyet ile Amerikalı heyet arasında görüşme gerçekleşiyor. Heyetlerin başında da İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Kani var. Önemli bir isim. İran'ın dış siyasetinde oldukça önemli bir isim. Amerikan tarafına baktığımız zaman da Başkan Biden'ın ortadoğu koordinatörü var. McCurk. O da Amerikan dış politikası açısından, Orta Doğu politikasından gerçekten önemli bir isim. Dolayısıyla iki heyette üst düzey yöneticiler tarafından temsil ediliyor arkada tabi Amerikalı ve İranlı başka diplomatlar da mevcut Amerikalılara göre toplantı talebi İran'dan gelmiş İranlılar demişler ki gelin bir görüşelim Ummanlılar da aracı olmuşlar ve Amerikalılar da işte böyle kabul etmişler tam da öyle gerçekleştiğini zannetmiyorum yani Amerikalıların böyle bir toplantıyı istediği belli İran tarafında istediği belli ve Umman'da bunlar görüşüyorlar Görüşmede Amerikalılar Suriye ve Irak'taki üstlerine yapılan saldırıların son bulmasını talep etmiş İran'dan. Ve demişler ki bu saldırılar sona erdirilsin. İran bu milis gruplar üzerindeki gücünü kullansın. Ayrıca Yemen'de Husilerin gemilere dönük saldırıların durdurulmasını istiyoruz. Eğer bu saldırılar durdurulmazsa biz Yemen'de de Irak ve Suriye'de de kendi silahlarımızda, uçaklarımızda bu saldırıları durdurmasını biliriz. Kendi yöntemlerimizi kullanmak zorunda kalacağız diyor. Ama Amerikalılar o toplantıda da, daha önce de zaten bunu ifade etmişlerdi. İran'ı doğrudan hiç tehdit etmediler. Yani 7 Ekim saldırısından sonra İsrail'de biliyorsunuz pek çok devlet adamı, siyasetçi İran'ı doğrudan suçladı. Hamas saldırısının arkasında İran olduğunu söylediler. Ve bazı böyle tesadüfleri de birleştirdiler. Neydi o tesadüfler? 7 Ekim saldırısından önce İran Dışişleri Bakanı işte Lübnan'a gitmesi yok işte Hizbullah'ın önemli kilit isimleriyle Hamasların görüşmesi, Hizbullah ile İran arasındaki bağlantı vesaire dediler ki bu işin arkasında İran var. İsrail böyle söyledi. Ama Amerika Hamas saldırılarıyla Gazze'deki olaylarla İran'ı ilişkilendirmemeye özel bir gayret gösterdi. Bu benim çok dikkatimi çekti. Daha ilk haftalardan itibaren hemen böyle basına şey sızdırıldı. Deniyor ki saldırılarla İran'ın bağlantısını gösterir. Herhangi bir kanıt göremedik. Bunu kim söylüyor? CIA söylüyor. Diyeceksiniz ki hani bağlantı yoksa CIA'in böyle söylemesi normal değil mi? Normal değil. Çünkü CIA gibi yapılar Amerika Birleşik Devletleri'nin işte diğer istihbarat birimleri İran'la Hamas saldırısı arasında bir bağlantı olmasa dahi böyle bir şey yok böyle bir bağlantı demez. Niye desin ki? İran düşman ülke değil mi? Demez. Ama bunu ayırmaya çalıştı. Neden ayırmaya çalıştı? Çünkü İsrail o iddialarını devam ettirmiş olsaydı dünya kamuoyu İran ile Gazze saldırıları arasında doğrudan bağlantıyı kuvvetli bir şekilde kursaydı Amerika üzerinden Amerika üzerinde İran'a saldırı baskısı oluşacak idi. Amerika bu bağlantı oluşmasın diye özel bir gayret oluşturdu. Yani İran'ı vurmamak için özel bir gayret çaba sarf etti. Zaten Irak'taki Suriye'deki üstleri vurulurken de Amerikalılar hiçbir zaman yani biz gidip İran'ı vururuz demediler. bunun kaynağı neresi? Irak'taki bir yer. İşte biz orayı vururuz dediler. Neresi? Suriye'deki bir yer. Orayı vururuz dediler. Ya işte bunun arkasında İran var. Neden İran'ı vurmuyorsun? bu sorular hep cumhuriyetçiler tarafından soru, cumhuriyetçiler tarafından da soruldu. Yani Amerika Birleşik Devletleri iç siyasetinde de Biden eleştirilere muhatap oldu. Ya bu işin arkasında İran'ın olduğu söyleniyor. İranlı milisler, onların destekli milisler bu saldırı yapıyor ama Amerika hiçbir zaman İran'a doğrudan saldıracağını söylemiyor. Nitekim Uman'daki görüşmelerde de, müzakerelerde de iki taraf doğrudan bir yüz yüze savaşa girmeyi istemediklerini teyit ettiler. İran dedi ki ben de Amerika ile bir savaş bir çatışma istemiyorum. Böyle bir hedefim yok böyle bir gayretim yok. Amerikalılar dediler ki ya bizim de yok. Yani biz de İran'la savaş falan istemiyoruz. Öyle bir düşüncemiz de yok dediler. Ocak ayına kadar Irak'taki ve Suriye'deki İran destekli milisler veya vekalet güçleri Amerikan üstlerine saldırılarını sürdürdü. Ama bu saldırılar hani daha önce de detaylarını biz ele aldık biliyorsunuz programlarımızda. Bu saldırılarda öyle ne ölen ne de doğru düzgün yaralanan bir Amerikan askeri olmadı. Karşı tarafın kullandığı zaten roketler nispeten iptidai roketler. İran'ın en gelişmiş teknolojik ürünleri olduğunu söylemek zor. İkincisi de bu roketler Amerika'nın kendi savunma sistemleri tarafından durduruluyor. Yani havada imha ediliyor. Hava savunma sistemleri tarafından. Dolayısıyla saldırılar işte bir korkuya, bir paniğe yol açsa da Amerikan üstlerinde ciddi bir hasara veya da ölü, yaralı gibi kayıplara yol açmadı. Yine de Amerikalılar İran'dan bu saldırıların durdurulmasını talep ettiler. Çünkü üstlerinin sürekli olarak gergin ve tetikte durmasını istemiyorlardı. Yani sizin üzerinize de bir roket atılsa hani bunun iptidai mi gelişmiş mi olduğu çok da büyük önem taşımaz. Yani sürekli olarak tepenize bir şeyler yağıyor. Bunu durdurmasını İran'dan istediler. İran'ın da talebi şu oldu. Gazze'de de bir ateşkes sağlayın. Gazze'de ateşkes sağlanması çok önemli. Neden önemli? Çünkü Gazze'de İsrail çok orantısız bir güç kullanımı içerisinde. Yani başından beri böyle. Ve İran sürekli olarak İsrail eleştiriyor, Hizbullah İsrail eleştiriyor ve Hizbullah özellikle diyor ki yani Gazze'de saldırılar belli bir seviyeye gelirse biz de savaşın içerisinde gireriz. Ama bakıyorsunuz Hizbullah'ın gücü belli, yani şey yapamıyor hani İsrail topraklarının içerisine giremiyor veyahut da girmek istemiyor. Ve Gazze'de 30 bini geçti ölü sayısı. Bana sorarsanız 40 binin bile üzerinde belki de daha da fazla 50 bine yakın insan öldü. Ama İran'ın elinde çok fazla bir şey yok. Ne yapacak yani? Gidip Gazze'ye gemi mi gönderecek? Asker mi gönderecek? Veyahut da Hizbullah İsrail sınırından gelip Tel Aviv'in üzerine mi yürüyecek? Bunları zaten yapmak ister mi? Yani bu ülkeler ister mi yani? Ne Hizbullah ne de İran böyle bir şeyi ister mi? Kanaatim odur ki istemez. Özellikle şu anki güç dengeleri içerisinde bunu yapabilecek gücü var mı? isteği var mı? Tartışılır. Ancak diğer taraftan birçok İslam ülkesi gibi İran'da bunu yapmak istiyormuş gibi hatta yapıyormuş gibi görünmek istiyor. Yani gazilerin hamisiymiş gibi görünmek istiyor ve elinden gelen her şeyi yapıyormuş gibi görünmek istiyor. İşte Irak'taki Suriye'deki milis saldırıları vekalet güçlerinin Amerikan üstlerine gönderdiği roketler bunu sağlıyordu. Yani Hizbullah Lübnan'dan İsrail'e e, roketler gönderiyor bu roketler havada yakalanıyor. Çok az karşı tarafa zarar verebiliyor. Gazze'deki çatışmaya neredeyse hiçbir etkisi olmuyor bu durumun. İşte Suriye'de, Irak'ta, İran destekli güçler Amerikalılara saldırıyor görünüyor. Tüm bunlar baktığınız zaman en azından neyi kurtarıyor? Manzarayı kurtarıyor. Yani İran diyor ki ben Amerika'ya karşı İslam dünyasının savunucusuyum. Kimsenin yapmadığı ben yapıyorum deme gücünü kendi buluyordu. İşte Amerikalılar diyor ki bu saldırılar dursun. İran diyor ki Gazze'de bir ateşkes ilan edilsin. E, Amerika ateşkes konusunda bir şeyler yapmaya çalıştı mı? Çalıştı. Yani bunu e, şey yapamayız, inkar edemeyiz. Çalıştı. Ama e, yani sağlanan ateşkes, birkaç günlük ateşkes, sivil önlü ölümlerini engelledi mi? Hayır. İsrail elindekileri bıraktı bir kısmını. Esirlerden bahsediyorum efendim Hamas rehinelerin bir kısmını bıraktı. E sonra ne oldu? Serbest bırakılan belki Filistinliler hava saldırısında şurada burada öldü. Belki yeniden tutuklandı. Amerikalıların bir diğer isteği ise Yemen'de Husilerin gemilere saldırılarını kesmesi idi. E, İranlar dedi ki ya bizim öyle bir gücümüz yok. Yani Yemen'de sözümüz geçmez. Yemen'e hiçbir şey yapamayız. Kanaatim odur ki bu çok doğru değil. Yani kısmi bir doğruluk payı varsa da Hani Yemenliler, İran'ın kölesi, emir kulu değil. Ama ya İran teknolojisine bağlı Yemen'in saldırıları, Yemen'deki füzeler İran'dan gidiyor. Parçalarına baktığınız zaman bunların hepsinin İran tarafından temin edildiğini görüyorsunuz. Evet, bunu da istedi Amerika. Ama orada özellikle Yemen konusunda İranlılar çok bir şey yapamayacaklarını söylediler. Ne zamana kadar? İranlılar bunu söyleyince 11 Ocak'ta Amerika Yemen'de meseleyi kendisinin halletmesi gerektiğini anladı. Ve Yemen'deki birçok Husey hedefine havadan askeri operasyon düzenlendi, saldırı düzenlendi. Çok sayıda Husi militanı, savaşçısı öldürüldü. Ancak Amerikalıların bu operasyonları Husileri geri adım attıramadı. Yani Husi saldırıları hala bugün dahi devam ediyor ve oldukça da Rusilerin gücüyle kıyaslanınca oldukça da etkili görünüyor. Ocak ayının sonlarında enteresan bir gelişme oldu. Amerikalıları ve İran'ı da şok edici bir gelişme oldu. Amerika'nın Ürdün'deki askeri üssüne İran destekli bir milis grubu insansız hava aracıyla saldırdı. İnsansız hava aracını... Yani Amerikalılar fark etmiş olsaydı, yani onun düşman saldırısı olduğunu fark etmiş olsalardı, çok rahat bir şekilde düşürebilirlerdi. Bu anlaşılıyor. Ancak Amerikalılar gelen insansız hava aracının Amerikan İHA'sı olduğunu zannediyorlar. Yani bir insani hata yapıyorlar. Amerikalıların bir İHA'sı bir görev için çıkmış, geri dönmesi bekleniyor. Hemen hemen aynı saatlerde bu İran destekli grubun saldırısı gerçekleşiyor ve Amerikalılar insani bir hatadan dolayı bunu durdurmuyorlar. Ve bu insansız hava aracı Amerikan üstüne düştü, saldırı gerçekleştirdi. Bu saldırıda 3 Amerikan askeri hayatını kaybetti, onlarca Amerikalı asker de yaralandı. Bu saldırı Amerikalılar için hani bardağı taşıran son damla oldu ve İran'a çok sert bir uyarı gönderdiler. Zaten İranlılar da bu mesajı aldılar. Ve hemen kendilerine bağlı Irak ve Suriye'deki milislerin liderlerini, temsilcilerini topladılar. Bir toplantı Bağdat havaalanında gerçekleştirildi. Başka toplantıların da olduğu anlaşılıyor. Yine Lübnan'da toplantı yapıldığı söyleniyor. İran kendisine bağlı, kendisine yakın milis gruplara dedi ki Amerikalılara saldırmayacaksınız. Çok ciddi kazanımlar elde ettik biz bu süreç içerisinde. Demek ki bu 7 Ekim saldırısından bu yana, Hamas saldırısından bu yana İran geçen süre içerisinde çok büyük dış politika ve stratejik kazanımlar elde ettiğini düşünüyor. Aman dedi sakın bu saldırıları sürdürmeyin. Kesin bu saldırıları yoksa Amerika çok ağır bedeller ödememizi gerektirecek saldırılar yapacak. Bizim şu ana kadar yaptığımız altyapımızı yerle bir edecek. Belki İran'ın kendisine de saldıracak diye de söylemiş olabilir. Ama İran kendisine bağlı gruplardan saldırıları durdurmasını istedi. Ve gerçekten de o tarihten sonra Irak'ta ve Suriye'de saldırılar hani bıçakla kesilmiş gibi bitti, durdu. E, hatta Amerikalılar misilleme olarak bir saldırı yaptılar. Sonra bir saldırı daha yaptılar. Ama buna rağmen kimse cevap vermedi Amerikalılara. Ve o günden bugüne kadar Amerikan üstlerine bir tek saldırı bile neredeyse gerçekleşmedi. Öte yandan Yemen konusunda İran herhangi bir şey yapmamış gibi görünüyor. Yani Yemen'i pazarlığın dışında bırakmış gibi görünüyor. Çünkü Yemen'de saldırılar devam ediyor. Uzmanlara göre yani bölge uzmanlarının genel kanaati şu. Yemen İran'ın prestijini kurtaran en önemli unsurlardan biri oldu. Biliyorsunuz Yemen'in saldırılarında bir ticari gemi battı. Ölenler oldu. İşte en son önceki hafta bu saldırılarda ilk kez sivil ölümler gerçekleşti gemilerden bahsediyorum. Sonra zarar gören gemi sayısında da ciddi artış var. Yüzün üzerinde saldırı yapıldı. Hala da saldırıların sürdüğü haberleri geliyor. Amerikalılar, İngilizler vuruyor Yemen'i. Ama onlar vurdukça daha, daha çok, saldırı yapılıyor karşı taraftan. Yemenliler en son birkaç gün önce hipersonik bir füze denediklerini Rus basınına söylediler. Hipersonik füze biliyorsunuz 9 maç ı, hıza ulaşabilen bir füze. Yemenliler gerçekten böyle bir füze geliştirmiş olabilirler mi? Yemen'de böyle bir mühendislik yok normalde. Hani İran'dan oraya gönderilmiş olabilir. Çünkü İran'da hipersonik bir füze yaptığını söylüyor veya İran'da yetiştirilmiş işte bazı mühendisler oraya gönderilmiş olabilir. Yani lokalde Yemen'de bunlar üretiliyor. İran'dan gönderilmiyor demek için belki böyle bir şey yapılmış olabilir. Yani know-how taşıması nakli söz konusu olabilir. Yemenliler saldırıları artıracaklarını söylüyorlar. İran ise benim diyor Yemen üzerinde öyle hani emir vereceğim, durduracağım bir yetkim yok. Amerikalılara bunu söylüyor. Tamam diyor bak görüyorsun Irak'ı durdurdum. Suriye'deki saldırıları durdurdum ama Yemen benim hani doğrudan kontrolüm altında değil diyor İranlılar. Dediğim gibi hani Yemen içerisinde bu füzelerin montajı konusunda bazı testler olabilir. İran'dan taşıma teknoloji olabilir. Bu süpersonik midir, hipersonik midir o kısmını bilmek şu an için mümkün değil. Yemen test ettiğini söylüyor. Rus medyasına bunu söylüyor. Amerikalılar ise orta menzilli bir füzenin test edildiğini kendilerinin de hani tespit ettiğini söylüyorlar. Amerikan istihbaratı da Yemen'in orta menzilli füze test ettiğini belirtiyor. Ne üretebildiler, ne kadar etkili füzeler yapabilirler, bunu göreceğiz. Önümüzdeki günler içerisinde gemilere gönderdikleri füzelerin, ihaların tahrip gücünde veya... İşte hızında vesaire bir değişiklik olursa bu kolayca anlaşılabilir. Ama e, görünen o ki İran Amerika ile pazarlığında Yemen'i pazarlık dışı tutuyor. Pazarlık dışı tutuyor. Görüşmelerin hala devam ettiği yönde iddialar var. Yani Amerikalılar ile İran'ın dolaylı yollardan efendim mesajlaştıkları ve taleplerini birbirlerine ilettikleri söyleniyor. Başta da söylediğimiz üzere. Amerika ile İran arasında enteresan bir ilişki var. Şu ana kadar anlattıklarımız da bu farklı ilişkinin karakterini anlamaya belki yardımcı olacaktır. Evet bugünlük bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum efendim. Sonraki yayında görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.